İpek ve Minik Arı. İlkbahar mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı. Hava ısınmaya başlamış ve çiçekler açmıştı. Arılar çiçeklere konuyordu, kelebekler ise dans ediyorlardı. İpek gülümseyerek uyandı. Penceresinden cıvıl cıvıl kuş sesleri geliyordu. Pencereden bahçeye baktı. Annesi yemyeşil çimlerin olduğu bahçede kahvaltı hazırlıyordu. Babası ve abisi de ona yardım ediyordu. Bütün aile neşe içinde kahvaltıya başladılar. İpek biraz peynir ve yumurta yedi. O sırada babası İpek'in ekmeğine tereyağı sürüyordu. İpek, "Babacığım, ekmeğime çilek reçeli de sürer misin?" dedi. Masada reçelin üzerinde minik bir misafir vardı. Bu küçük bal arasıydı. İnce kanatlarını kapamış, minik ağzıyla iştahla reçelden yiyordu. İpek gözlerini kocaman açtı. Çok şaşırmıştı. Hemen arıyı kovalamaya çalıştı ve minik arı uçtu. İpek çok rahatlamıştı. Ancak arı İpek'e doğru hızla uçtu ve onun çiçekli elbisesine kondu. İpek'in korktuğunu gören annesi, "İpekçiğim korkma, arı da bizim gibi kahvaltı yaptı. Şimdi uçup gidecek," dedi. İpek ise annesine, "Ama anne, poposunda iğnesi var. Ya beni sokarsa?" dedi. Annesi ve babası İpek'e gülümseyerek, "İpekçiğim, sakin durur ve arıya zarar vermezsen, o da sana asla zarar vermez." Minik iğnesini çok sinirlendiğinde kendisini korumak için kullanır. Çiçeklere konar, kırlarda uçar, sonra kovanındaki petekleri topladığı ballarla doldurur, dedi. O sırada bal arısı karnını doyurmuş olacak ki ağaçların arasından yeşilliklere doğru uçup uzaklaştı. Hikaye burada sona erdi çocuklar. Evet çocuklar, şimdi de artık materyallerle yaptığımız arımızı şarkımızı dinleyerek uçuralım mı? Güzel video ve resimlerinizi bekliyorum.